Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Dostlar, Çat, Afrika'nın en garip ülkesi, Çad'ın başkentindeyiz. Burada bir Kur'an kursundayız. Çocuklarımız elhamdülillah burada eğitim görüyorlar. Artı bu Kur'an kursumuzu geçen yıl Konya'daki hayırsever abilerimiz gelip tadilat yaptılar. Çocuklarımızı yağmurdan kurtardılar. Biz Türkiye'de ne kadar güzel şartlarda eğitim aldığımızı anlatabilmek adına, bakın çocuklarımız burada. Göster bakalım. Böyle bunun üzerine yazıyorlar. Kömürden. Kömürü eritiyorlar. Evet, kömürü eritiyorlar suyla, yazıyorlar. O sayfayı ezberliyorlar. Artık o sayfa beynine yazılıyor. Bir daha o sayfaya geri dönmek, yarın bir daha bakarım demek yok. Sildiği zaman silinmiş oluyor. Beynine tamamen yazıp ezberini çok güzel bir şekilde yapmak zorundalar. Yani bizim Konya'da çelik hafız dediklerimiz bunların hepsi esasında. Rabbim mübarek etsin. Rabbim yaptığın hizmetleri kabul etsin. Rabbim gönderdiği hayırların, hasenatların ne kadar güzel yerlere geldiğini bu vesileyle arkadaşlarımıza göstermiş olduk. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Sizlerin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerimleri Çat Kamerun sınırında bir mescidin yanında bu talebelere dağıtıyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Allah sizden razı olsun hepinizden. Kim Kur'an gönderirse Allah onu inşallah kabul oldu kullarına eylesin. Ahmet Koyun, Mustafa Koyun, Hacer Koyun, Hüseyin Kayısı hayratının başındayız. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. Bu güneş paneliyle çalışan bir su. Güneşi gördüğü saat 8'den akşam 5'e kadar sürekli bu şeyimiz, tankımız doldur boşalt yapıyor. Bu köy halkı buradan istifade ediyor. Daha önce yağmurlardan biriken sulardan istifade ediyorlardı. Şu anda temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Onun için alkışladılar. Onun için az sonra amin diyecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan Kunduz bölgesindeyiz. Burada bir köydeyiz. İç savaştan dolayı biliyorsunuz birçok yetim var Afganistan'da. Yetimhanelerin ve medreselerin olduğu bir köydeyiz şu anda. Yine Ribat'ın medreselerinden bir tanesindeyiz. Buraya geldik. Gelirken malzemeler getirdik. Kırtasiye malzemeleri getirdik. Bolca oyuncaklar getirdik. Çocukların, kızların seveceği malzemelerden getirdik. Bu malzemeleri hayırseverlerimiz bizlere emanet ettiler. Yerlerine ulaştırıyoruz şu anda. Allah hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'daki su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Afganistan'ın kuzeydoğusunda bir köydeyiz. İnşallah birazdan Hatice Kara su kuyumuzun açılışını yapacağız. Allah kendisinden razı olsun. Afganistan'ın Kunduz bölgesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Ribat İnsani Yardım Derneği'nin yetimhanelerinden yine birindeyiz. Burada ilgilendiği birçok yetim var. Bu bölge, bu coğrafya diğerlerinden, önceki gittiğimiz yerlerden, ulaştığımız yerlerden çok daha farklı bir bölge. Burası hem Rus Savaşı'nı hem Amerikan Savaşı'nı görmüş bir bölge. Dolayısıyla son derece fazla yetim ve dul insan var bu bölgede. İnsanlarda hüzün hakim. Yetimler var çokça. Bunun yanında yoksulluk diz boyu. Dolayısıyla Afrika'dan çok daha farklı bir bölge bu coğrafya. Hem fakirlikle, yoksullukla mücadele ederken hem de savaş bu insanları ciddi oranda yaralamış ve üzmüş durumda. İnsanların birçoğunun ailesi kaybolmuş, çocuklar yetim kalmış, kadınlar dul kalmış durumda. Dolayısıyla bu coğrafya diğer bölgelerden çok daha farklı bir coğrafya. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak buraya ulaştık ve buradaki yetim kardeşlerimize, dul kardeşlerimize zekatlarımızı, infaklarımızı dağıtıyoruz inşallah. Rabbim hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eylesin inşallah. Her türlü noktada desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 26 Haziran 2023 Afganistan Kunduz bölgesinin bir köyündeyiz. Çaldere köyündeyiz. Burası çölün içinde bir köy. Ribat İnsani Yardım Derneği'nin yaptırmış olduğu bir camideyiz. Külliye aynı zamanda burası. Külliyenin içinde öğrenim gören yavrular var. Burada ilim talep eden, ilim gören çocuklar, yavrular var. Türkiye'mizden, ülkemizden, Konya'mızdan getirdiğimiz hayırlar, hasenatlar, zekatlar, infakları yavrularımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Selamünaleyküm. Afganistan Kunduz bölgesinde yine Ribat İnsani Yardım Derneği olarak desteklediğimiz medreselerin bir tanesine geldik. Buradaki elektrik tesisatı yine Kayseri Kayseriler'in sponsorluğuyla yaptırmıştık. Bölgedeki elektrik gücün düşük gelmesinden dolayı elektriğin verimli kullanamadığını söyledi kardeşler. Biz de Kayseri Kayseriler'in destekleriyle yine transformatörümüzü aldık. İnşallah bugün öğleden sonra takacağız. Daha sonrasında devreye aldığımızda bölgedeki ihtiyacımızı gidermiş olacağız. Yine Türkiye'den getirmiş olduğumuz kırtasiyeler, çocuklar için hediyelerimizi de buradaki yavrularımıza dağıtıyoruz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Selamünaleyküm. Ribat İnsani Yardım Derneği'nin yaptırmış olduğu camiden çıktık. Hemen caminin etrafındaki bu gördüğünüz yapılar yıkılıp burayı bölgenin ilim meclisi olabilecek bir seviyede medreseler yapılacak inşallah. Sizlerin desteğiyle Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Değerli Sefer Taşlı izleyicilerimiz, şu anda Afganistan'dayız. Afganistan'ın Kunduz eyaletinin Kaleizal ilçesinin Karpuz Güzel köyündeyiz. Burası Tacikistan sınırında bir köy. Yaklaşık uçakla 6 saatte Kabil'e geldik. Kabil'den de 12 saate bu köye ulaşabildik. Bu köy Türkmen köyü. Buradaki kardeşlerimiz Türkiye'yi hiç görmemişler, hiç tanımıyorlar ama özlerini korumuşlar. Biz bu kardeşlerimizi tabii çok ihmal etmişiz. Geç kalmışız gelmekte. Elhamdülillah Ribat İnsani Yardımı olarak geldik. Bu kardeşlerimizi gördük, kucaklaştık. Buradaki kardeşlerimize su kuyuları açıyoruz. İnşallah infaklarınızı getirdik. Buradaki kardeşlerimiz tabii bizi görünce çok sevindiler. Çok mutlu oldular. Türkiye'den abilerimiz gelmiş. Bizi unutmamışlar, bizi hatırladınız diye. Boynumuza hasretle sarıldılar. Ve kendileri de çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Türkiye'yi hiç görmedikleri halde. Zorlu bir yolculuktan sonra zor coğrafyalarda sizler adına buradayız. Bu kardeşlerimizle kucaklaştık. Kardeşlerimiz burada bizi ağırladılar. Bizi sevindirdiler. Biz de onların yüzlerindeki bu tebessüme ortak olduk. Bir konuşalım isterseniz kardeşlerimize. İsmin nedir? İsmetullah. Efendim? İsmetullah. İsmetullah. Senin ismin?
Amanullah. Amanullah. Seninki? Şemsullah. Şemsullah. Mayrullah. 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 Meybullah. Maşallah. Senin ismin nedir? Zeynullah. Zeynullah. Muhammed. Muhammed. Mirvetullah. Nurullah. Nurullah. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerimizin hepsi Türkçeyi anlıyorlar, bizi biliyorlar, tanıyorlar ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Biz de kardeşlerimize geldik, bu yavrularımızla kucaklaştık. Türkiye'den abileri olarak geldik, onları ziyaret ettik, gönüllerini aldık. İnşallah bundan sonra da bu kardeşlerimizi ihmal etmeyelim. Gerçekten zor şartlarda yaşıyor kardeşlerimiz. Çünkü 40 yıldır Afganistan savaş içinde. Savaş onları yorgun düşürdü, yokluk içinde yaşıyorlar. Altyapıları sıkıntılı, elektrikleri sıkıntılı, yolları, suları sıkıntılı. Lütfen bu kardeşlerimizi unutmayalım. İnfaklarımızla, sadakalarımızla, zekatlarımızla, su kuyularıyla bu kardeşlerimize destek olalım. Bunları kalkındıralım, dualarını alalım inşallah. Çünkü bunlar bizim kardeşimiz. Hem Müslüman kardeşimiz, hem Türk kardeşlerimiz. Buradan, Afganistan'dan, Kunduz'dan, Kaleizalp'ten, Karpuz Güzel Köyü'nden herkese selam ediyoruz Türkiye'ye. Hadi bir el sallayalım. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Konya. Hadi bakalım, sallıyoruz elimizi. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler. Kıymetli kardeşlerimiz, Afganistan'dayız. Afganistan'ın Bağdaşan vilayetindeyiz şu anda. Sizlerin buraya iyiliklerinizi getirdik, infaklarınızı getirdik, zekatlarınızı getirdik, sadakalarınızı getirdik. Bir haftalık, 10 günlük bir program çerçevesinde Ribat İnsani Yardım olarak inşallah buradaki vilayetleri, ilçeleri, köyleri tarıyoruz. Burada sünnet programları düzenledik. İlk önce Kunduz'da 1000 çocuğumuzu sünnet ettik. Şu anda da Bağdaşan'da inşallah bugün ve yarın sünnet programımız devam edecek. Daha sonra yetimlerimizi ziyaret ediyoruz. Medreselerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin infaklarınızı, iyiliklerinizi onlara takdim ediyoruz ve dualar alıyoruz inşallah. Ve su kuyuları açıyoruz. Diğer ilçelerde suya ihtiyaç olan, temiz suya ihtiyaç olan kardeşlerimizi sizin infaklarınızla, hayırlarınızla temiz suyla buluşturuyoruz. Buradan Afganistan'dan, Bağdaşan'dan tüm hayırseverlerimize, Konya'daki bağışçılarımıza, hamilerimize, yetim hamilerimize, hafız hamilerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Ahiret azı yapsın. Cennet vesilesi olsun inşallah diyoruz. Buradaki kardeşlerimiz 40 yılı aşkın savaş içinde. Afganistan halkı bu savaştan tabii ki yorgun düşmüş, harap düşmüş, bitap düşmüş. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıları var kardeşlerimizin. İnşallah biz Türkiye halkı olarak, Müslümanlar olarak kardeşlik bilinciyle, kardeşlik hukukuyla bu kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Onlarla omuz omuza inşallah onların kalkınmasına vesile olacağız. Buradan tüm kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Afganistan'dan, Bedahşan'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim kendilerine razı olsun inşallah. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Afganistan'dayız. Afganistan'daki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Kişim şehrindeyiz. Bu şehirdeki yetim ailelerimizi ziyaret ediyoruz inşallah. Buradaki mazlumları, yetimleri inşallah ziyaret ederek medreseleri sizin infaklarınızı buradaki kardeşlerimize veriyoruz. İyiliklerinizle, infaklarınızla bu kardeşlerimizi sevindiriyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlere ahiret azığı kılsın inşallah. Cennet vesilesi olsun. Şu anda burada bir Mücahit abimizle birlikteyiz. Kendisi Gazi. Uzun yıllar savaşmış, cihat etmiş. Gözlerini kaybetmiş savaşta, elini kaybetmiş. Ve kızıyla birlikte burada bizi bekliyor. İnşallah sizin şu andaki emanetinizi kendisine takdim edeceğiz. Buyurun efendim, şöyle emaneti size vereyim. Buyurunuz. Allah kabul etsin diyoruz efendim. Rabbim razı olsun. Biz inşallah sizin adınıza burada Afganistan'da ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. İlçe ilçe, vilayet vilayet, köy köy dolaşarak buradaki kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeye inşallah çaba sarf edeceğiz. Rabbim tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Tüm yetim hamilerimizden teşekkür ediyoruz.
Esselamu aleyküm. Kıymetli kardeşlerimiz, Afganistan'dayız. Afganistan'ın Bedahşan şehrindeyiz şu an. Burada yetim kardeşlerimize inşallah sizlerin iyiliklerini getirdik, infaklarını getirdik, sadakalarını getirdik. Şu anda buradaki yetim kardeşlerimize inşallah birazdan dağıtıma geçeceğiz. Bu vesileyle tüm yetim hamilerimize, hafız hamilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun diyoruz. İnşallah kendilerine ahiret hazı yapsın. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyoruz. Birazdan inşallah dağıtıma geçeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi yetim ailelerimiz var. Bu çocuklarımız, yetimlerimiz. Bu yetimlerimize inşallah sizin infaklarınızı, iyiliklerinizi vereceğiz. Sevindireceğiz onları. Tüm yetim hamilerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Bedahşan'dan, Afganistan'dan selamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Değerli kardeşlerimiz, iyiliklerinizi yaymak için yine yollardayız. Afganistan'dayız. Afganistan'ın Kunduz eyaletindeyiz. Kunduz eyaletinde kurbanları kesti görevli kardeşlerimiz. Burayı hiç boş bırakmıyoruz. Buradaki kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kurban faaliyetlerini bitiren ekibimiz yurdumuza döndüler. Şu anda inşallah biz buradayız. İnşallah Afganistan'da, bu bölgede, Kunduz'da, Bağlam'da, bu bölgelerde inşallah su kuyuları açacağız. Yetimhaneleri ziyaret edeceğiz. Hafızlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu bölgedeki kardeşlerimizi ziyaret ederek inşallah iyiliklerinizi, infaklarınızı, sadakalarınızı bu bölgedeki mazlum, garip, gurabe kardeşlerimize hediye edeceğiz. Sizlerin selamlarını getirdik onlara. İyiliklerinizi getirdik. Onların da dualarını alıp inşallah Türkiye'ye döneceğiz. Buradan tüm bağışçılarımıza, Konya'daki, Türkiye'deki yetim hamilerimize, hafız hamilerimize, bize iyiliklerini, sadakalarını, infaklarını gönderen tüm kardeşlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Afganistan'dan, Kunduz'dan, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda bu merkezde Kızılay Başkanımızla birlikte, Kızılay Bölge Başkanımızla birlikte Ribat İnsani Yardımı olarak bir sünnet faaliyeti düzenliyoruz. 1200 çocuğumuzu inşallah burada bu merkezde sünnet yapacağız. 4 veya 5 gün sürecek bu faaliyetimiz. Çocuklarımızı sünnet yapacağız. Hediyelerini vereceğiz. İnşallah harçlıklarını vereceğiz. Onları sizin iyiliklerinizle sevindirmeye gayret edeceğiz. Şu anda yanımda Kızılay'ın bölge sorumlusu Hicret Bey var. Hicret Bey ile görüşmek istiyoruz, röportaj yapmak istiyoruz. Hicret Bey, Ribat olarak biz buraya geldik. Birlikte güzel bir çalışmamız var. Buradaki kardeşlerimize hep beraber kol kanat germeye çalışıyoruz. Şu anda da burada 1200 çocuğumuzu sünnet edeceğiz inşallah. Neler söylemek istersiniz? Mega altarabam o şirkete Türkiye almadı mega. Akıma karşıydı. Mega kudam agar guftani dar barmazı bu işçi mega dar barayam mega. Bismillahirrahmanirrahim. Aval khuma bisa teşekkürü mekunim. Az ribat dar nak amadan ija این مردم فقیر بیچاره و ناتوانه که واقعیت توانایی از ایره نداشتن که یا سنت بکنن یا یک زمینه را مساعد کردن به این مردم که آمده سنت کردن از یا زیاد تشکری میکنیم بیز بارده در قریب فقیر ملکلرده سنت ادماز بزن شیمز یین میارده اونو چین بیز چوک تشکر اتیارز بو آبولار بزادن دیار Hicret Bey, burada uzun yıllardır siz görev yapıyorsunuz. Bölge halkının sıkıntıları nedir? Siz de Afgan halkından birisisiniz, burada yaşayan birisisiniz. Burada en büyük sıkıntı nedir, ihtiyaç nedir? Türk halkına neler söylemek istersiniz? En büyük ihtiyaç nedir? Hangi noktada yardımcı olmamızı istersiniz? Mega şumafı sağlığa sileceğiz mega mekanı. Buradan zindegi müşkülatı merdim Afganistan çiğes mega. در افغانستان تقریبا 40-45 سال است که جنگ است مردمش تمامش فقیر و بیچاره است از مردم ترکیه و بخصوص که در نکای کار میکنن مؤسساتی که کار میکنن خواهش مایی است که تماما کمکای خود به این مردم فقیر و بیچاره افغانستان اختصاص بدن که این مردم واقعیت بیچاره و ناتوان هستند 45 سال در غوغای چنده یاشیورز بزدر بیوه دولار فقیرلر واردر Onun için ne yardımı olsa biz burada istiyoruz Afganistan'ın milletine der bize yardım etsin Türk abilerde. Evet. Evet değerli kardeşlerim biliyorsunuz Afganistan uzun yıllardır savaş yapıyor.
cihat yapıyor, mücadele ediyor. İlk önce Rusya'yla bir savaş içinde oldular. Uzun yıllar Rusya'yla mücadele ettiler. Onları topraklarından kovdular. Rusya'yı akabinden Amerikan işgali başladı. Uzun yıllar Amerika'nın istilasıyla burada Afgan halkı boğuştu, mücadele etti. Şimdi Amerika'nın gitmesiyle birlikte tabii 40-50 yıldır süren bir savaş bölgeyi çok fakir hale getirdi. Afgan halkı çok çalışkan, vefakar, mücahit bir halk. Ama tabii ki bu savaşlar ve ambargolar kardeşlerimizi çok zor durumda bıraktı. Şu anda tabii ki paraları olmadığı için ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. İç dış ambargolar devam ediyor ve bu sebepten kardeşlerimizin her şeye ihtiyacı var. Biz de Türkiye olarak uzun yıllardır süregelen dostluğumuz münasebetiyle ve Müslümanların kardeş olması ilkesiyle elbette ki buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz inşallah. Buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Sünnet organizasyonlarımızla, su kuyusu faaliyetlerimizle, yetim ve hafız faaliyetlerimizle, kurban faaliyetlerimizle, diğer faaliyetlerimizle, kardeşlerimizle omuz omuza mücadele etmeye, onları kalkındırmaya, onları refah seviyesini yükseltmeye gayret edeceğiz inşallah. Buradan tüm bağışçılarımıza, Konya'daki, Türkiye'deki, dünyadaki, bize infaklarını gönderen kardeşlerimize, sadakalarını gönderen kardeşlerimize, buradaki kardeşlerimizi, çocuklarımızı, bacılarımızı, annelerimizi unutmayan kardeşlerimize, bu mazlum halka sahip çıkan kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun. Kendilerine ahiret azığı yapsın inşallah, cennet vesilesi yapsın. Gerçekten buradaki kardeşlerimizi görüyorsunuz. Çok sıkıntıdalar. Çok sıkıntıları var, ihtiyaçları var. Lütfen bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Bu ümmeti Muhammed'e, İslam'a bağlı, dinine bağlı, mazlum halka, bu kardeşlerimize, çocuklarımıza sahip çıkalım inşallah. İnfaklarımızla, sadakalarımızla bu kardeşlerimizi destekleyelim. İnşallah bu kardeşlerimizin ellerinden tutalım ki bu kardeşler de kendi hayatlarını idame ettirebilsinler. Buradan, Afganistan'dan, Kunduz'dan tüm kardeşlerimize, Konya'ya selam ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Şu anda Afganistan'dayız. Afganistan'ın Kunduz eyaletinde, Çardere ilçesinde, Karpuz Güzel köyündeyiz. Burada su kuyularımızı açacağız inşallah. Buradaki kardeşlerimizle buluştuk, kucaklaştık. Kardeşlerimize sizin selamlarınızı getirdik. Dualarını alıp inşallah döneceğiz. Burada Ribat İnsani Yardım olarak inşallah su kuyularımızı açıyoruz, açmaya devam ediyoruz. Bu bölge biliyorsunuz Afganistan 40 yılı aşkın savaşıyor. Savaş bölgesi, Ruslarla Amerikalılarla savaştılar. Ve tabii ki ekonomik olarak, altyapı olarak ciddi anlamda sıkıntı çekiyor buradaki kardeşlerimiz. Biz de onlara destek olmak için, kardeşlerimizin elinden tutmak için, mümin kardeşliği için buradayız. Bu kardeşlerimizin derdine derman olmak, yaralarına merhem olmak için inşallah bu zorlu coğrafyalarda sizlerin adına, sizlerin iyiliklerini buraya getiriyoruz. İnşallah şimdi de buradaki su kuyumuzun açılışını yapacağız. Bu su kuyumuz inşallah buradaki kardeşlerimiz için hayırlı olsun. Kardeşlerimize bir derman olsun dertlerine. Bahadır ve Fatma Arıcan su kuyumuzu inşallah birazdan açacağız. Bu su kuyumuz buradaki bu köy halkındaki bu kardeşlerimiz için inşallah bir neşe kaynağı olacak, bir sevinç olacak. Bahadır ve Fatma Arıcan su kuyusunu veren, bizlere gönderen kardeşlerimize infak eden, bu kuyunun açılmasına vesile olan kardeşlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Kendilerine ahiret azığı yapsın, cennet vesilesi yapsın diyoruz. İnşallah su kuyumuzu inşallah Bismillah diyerek açıyoruz. Ya Allah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah suyumuz geldi elhamdülillah. Rabbim hayırlı bereketli etsin inşallah. Bu temiz suya kavuşturan kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Değerli Sefertaslı izleyicilerimiz, şu anda Afganistan'ın Kişim şehrindeyiz.
buradaki kız medresesini ziyaret ediyoruz. Buradaki bu mahallede kız medresesinde 150 tane kızımız okuyorlar. Her gün saat 7 gibi gelip 12'ye kadar burada ders görüyorlar. Kur'an eğitimi, diğer İslami eğitimleri alıyorlar. Bu bölgedeki, bu mahalledeki tek medrese burası. Buradaki kardeşlerimiz, Allah razı olsun hocalarımız, bu kardeşlerimize Allah rızası için eğitim veriyorlar. Ve buradaki kızlarımız bu İslami eğitimden geçtikten sonra inşallah güzel birer mücahit, mücahide, Müslüman bacılar olarak inşallah evlenecekler, güzel çocuklar yetiştirecekler. Bu bölgedeki tek medrese, tek mektep burası. Burasını inşallah destekleyelim. Bu kardeşlerimize infaklarımızla, hayır hasanatlarımızla destek olalım diye Ribat İnsani Yardım olarak buraya geldik. Konya'dan kardeşlerimizin iyiliklerini, infaklarını, sizlerin sadakalarını getirdik. İnfaklarını gönderen, sadakalarını gönderen, zekatlarını gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerimiz pırıl pırıl, çocuklarımız, kızlarımız burada okuyacaklar inşallah. Sizlere dua edecekler. İnşallah sizler için birer ahiret azı olacak bunlar. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan Kişim şehrinden Konya'ya saygılarımızı, sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sefer Taslı izleyicilerimiz, Afganistan'dayız. Afganistan'daki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda başka bir vilayetteyiz. Tahher eyaletinin Talukan şehrindeyiz. Burada kızlarla birlikte ortaklaşa projeler yürütüyoruz. Sünnet programları yapıyoruz. Su kuyuları açıyoruz ve yetim faaliyetlerimiz devam ediyor. Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Tacikistan sınırında bir yer burası. Şu anda buradaki yetimlerimizi topladık. İnşallah bu yetimlerimize Ribat İnsani Yardım olarak sizlerin iyiliklerini, infaklarını getirdik. İnşallah sizlerin iyilikleriyle bu kardeşlerimizin, yetimlerimizin yüzlerini güldüreceğiz. Dualarını alacağız. Bizlere iyiliklerini gönderen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun, ahiret azığı yapsın inşallah. Rabbim Celle Celaluhu razı olsun diyoruz. Şu anda dağıtıma geçeceğiz. İnşallah buradaki yetimlerimizi sevindireceğiz. Yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Buradan Türkiye'deki kardeşlerimize selam ediyoruz. Afganistan'dan, Talukan şehrinden herkese selamlar. Allah'a emanet olunuz.